Şimdi de Time Zone'u değiştirmek istiyorsunuz. Time Zone'u değiştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Neden Time Zone'u değiştirmek istiyorsunuz? Çünkü bulunduğunuz, yaşadığınız bölgeye göre zamanlamaları, saatleri ona göre görmek istiyorsunuz. Oluşturduğunuz şeylerde e, kendi Time Zone'unuzu görmek istiyorsunuz. O yüzden eğer kendi Time Zone'unuzu kullanmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Tekrar aynı şekilde profil resminiz üzerine tıklıyorsunuz. Settings butonunun üzerine tıklıyorsunuz. Sol taraftan Language and Time Zone kısmına tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu sayfada dört şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bir, Time Zone'u değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki Amerika'da Los Angeles'ta yaşamıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz? New York'ta yaşıyorsunuz. O zaman buradan New York'u bulmanız gerekiyor. New York'u bulup Time Zone'unuzu değiştirebilirsiniz. Biliyorsunuz time zone saat farkını ortadan kaldırıyor. Buradan New York'u bulmamız gerekiyor. New York'u bulduktan sonra time zone'umuzu değiştirmiş olacağız. Evet, New York olarak değil de Indiana Knox olarak değiştiriyorum time zone'umu. Indiana yapıyorum. Şu anda Indiana değişiyorum ben. İkinci ee, ikinci olarak Locale. Locale ne demek? Onu bilmeniz gerekiyor. Locale şu arkadaşlar. Diyelim ki Türkiye'de diye yaşıyorsunuz. Ama İngiliz United State Locale'ini kullanıyorsunuz. O zaman ne olacak? Türkiye'de para birimleri farklı yazılıyor. Amerika'da farklı yazılıyor. Türkiye'de tarihler farklı yazılır. Amerika'da farklı yazılır. Türkiye'de tarihleri yazarken gün, ay, yıl olarak yazıyorsunuz. Ama Amerika'da ay, yıl, ay, Gün ve yıl olarak yazılıyor. Bu farkı ortadan kaldırmak için eğer siz Türkiye e, Türkiye'deki bazı kullanımları kullanmak istiyorsanız bu para birimi olabilir, tarih olabilir, saat olabilir, e, e, ondalık sayılar olabilir. Bu türlü değişken, değişkenlik gösteren ifadeleri Türkiye standartında kullanmak istiyorsanız, buradan siz English United değil de Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor. Eğer Türkiye varsa, Türk iş, dersiniz. Türkiye'nin lokalini kullanırsınız. Para birimleri Türkiye'de nasıl yazılırsa öyle yazılır. Siz giriş yapınca öyle görürsünüz. Saatler, tarihler, her şey Türkiye ayarında olur. Ama şu anda ben Amerika'da yaşadığım için bunu değiştirmiyorum. English, United States yapmak istiyorum. O yüzden tekrar eski haline döndürüyorum. Language. Language bildiğiniz değil. Eğer siz buradan diyelim ki İngilizceyi kullanmak istemiyorsunuz. Burada Türkçe'yi göremezsiniz. Çünkü Türkçe tam olarak e, çevrilmemiş. Tam olarak çevrilmediği için burada gözükmüyor. Ama burada gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Sonraki videolarda size onu göstereceğim. Bir yerden o, o ayarları açmanız gerekiyor. Şu anda yok. Şu anda göstermek istemiyorum zaten. Sonraki videolarda göreceksiniz. Diyelim ki şu anda biz Fransızcayı kullanmak istiyoruz ya da Portekizce kullanmak istiyoruz. Portekizceyi seçip save dediğiniz zaman sistemin dili otomatik Portekizce'ye dönüyor. Görüyorsunuz yukarıda solda, sağda her yerde Portekizce ifadeler var. Neden burada Portekizce var ama Türkçe yok? Onun tek nedeni, tek nedeni Türkçenin tam olarak çevrilmedi, çevrilmemesidir. Türkçede tam olarak çevrildiği zaman Türkçe'yi de burada göreceksiniz ama şu anda bile Türkçe'yi kullanabiliyorsunuz. Ama bazı şeyleri çevrilmiş göreceksiniz. Bazı şeyleri çevrilmemiş göreceksiniz. O yüzden burada yok. O ayarı açmanız gerekiyor. Şimdi tekrar İngilizceye dönüyorum. Evet arkadaşlar. Email encoding tamamen e-maillerin formatı ile alakalı bir şey. UTF-8 -e kullanılıyor. Burada farklı email encodingleri var. Buna çok girmeyeceğim. Ama UTF-8'i kullandığımızı söylemek istiyorum. Bu şekilde Dilinizi, time zone'unuzu ve locale, locale önemli. Bu terime aşina olmanız gerekiyor. Locale deyince aklımıza ne geliyor? Tekrar ediyorum. Türkiye'de sadece bunu hatırlamanız yeterli olabilir. Türkiye'de tarihler gün, ay, yıl olarak yazılır. O yüzden siz eğer burada Türkiye'yi seçerseniz bütün tarihleri yıl, özür diliyorum, gün, ay ve yıl olarak görürsünüz. Ama, Şöyle diyeyim. Ay yıl gün, e, gün ay yıl ne demek? Şu şekilde görürsünüz. 23 belki bu şekildedir. 12 2022 şeklinde görebilirsiniz. Belki Türkiye'nin formatı bu şekildedir. Şu anda tam bilmiyorum. Ama Amerika seçtiğiniz zaman English United State deyince şu şekilde göreceksiniz. 12 23 2002 şeklinde göreceksiniz. Bu farkın ortadan kalkmasını istiyorsanız, eğer bu şekilde değil de bu şekilde görmek istiyorsanız o zaman burayı English United State değil de Turkish Türkiye olarak değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar.